Türkler döner yapmasını bilmiyordu. İşte Almanya'ya geldik, bu Alman döneridir. Sebebi de şu, gencolar bunu da öğrenmiş olun benden. Döner 3,5 milyar euro. Ciro yapar yılda, Almanların milli yemeğidir şu anda. Milli yemeği bak. Milli yemeği. Dolaylı olarak da Bak en politika... faşisti... X'iyle gidiyoruz. Hadi cevap gidiyor. Pompaya kaçak. Bu standart bir tabak arkadaşlar. Adam standart bir yerde bir döner yiyor. Not exactly the same as you find in Germany, but more on the go. So someone invented the döner that has become ubiquitous among the Western countries, which is stuffed in a pizza bread usually or another bread with lots of different salads and lots of sauces. This was invented in Germany. Tamam, invented in Germany by a Turk dersek okey tabii. Salim Nefsat served what was perhaps Germany's first. Bu mu kralı? Bu ya değil. Ya şöyle, adamın inventlediği versiyonu şu abi. Şunu fark ediyor herif. Almanlar her sikimi gerçekten sosla yiyorlar. Böyle bir sos manyaklıkları var. Mesela gidiyor schnitzel yapıyor. Çıtır çıtır bir şey yapıyor. Onun üstüne sos döküyor. Patatesi zaten üstüne sos döküyor. Böyle bir huyları var bunların. Bu da diyor ki lan diyor, bizim diyor döneri bunlar sevmedi. Ben diyor hani bunu bir soslayayım bakayım. Soslar uydurayım diyor. Ve şeyi de veriyor. Bizim pide ekmeğini de veriyor. Pide ekmeğini bizimkinden biraz daha robust, biraz daha kalın versiyonunu yapıyor. Herifin inventlediği bu. Bu kısmı doğru. Yani bunda bir yalan yok. Gerçekten adam uyduruyor. Hatta usulü değil dostum. Farklı. Tam ağır Türk şivesi. Hiyar. Ya Türk şivesi ya sanat okulu şivesi. Hiyar. Ich bin sicher, dass ich erst bin den Döner nach Deutschland gebracht hat. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich auch damals vor 50 Jahren den Döner patentiert. Sie haben uns gefragt, ja, was ist das? Sie haben gedacht, ich habe Leberkäse oder so, gell? Ich bin sehr stolz, dass ich... Tamam, adam dahi ya. Bu ya da kimse fark etmez. Dahi yani. Almanların damak tadı yok yani. Var olan çok... Çok niş yemekleri ben var Alman güzel olan. Alman dönerini çok lezzetli buluyorum bu arada, sıfır şaka. Ben çok bayılıyorum. Yemedim. Çok yemedim. Bir kere Tolga Değirmen'le tanıştığımız zaman bizim Berlin'deki fight koreografımız, o beğendikleri bir yere götürdüler. Güzeldi. Ben bayılıyorum. Ekmek kalitesi inanılmazdı. Bizimkinden 15 bin kat daha iyi. Et kalitesi güzeldi. Bir tek o aman 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 o mayonezli saçma sapan şeyi koymayın dedim. Güzelce yedim yani. O saçma sapan şeye de bayılıyorum ben. Dabei, sorry. Diese döner Geschichte. He learned how to make döner kebabs in the Turkish city of Bursa. His secret, the best ingredients and a pinch of brutality. Wenn man nicht schlägt, richtig schlägt, da kommt von dem Fleisch ganze Saft raus. Nachher hast du trockene... Yarrak gibi bu arada Almancası yani. Hiç artikel martikel anasında bundan sallıyor dayı. Wie Gummi. Die Fleisch falan. Ich meine Döner trainieren sogar. Also ohne Phosphat. This is ohne Phosphat. This is pure Natur, ya. Ya Schlagmann. Bu var ya, çok pis döverim böyle boktan Almanca konuştuğu için. Kavga çıkarırım ben. Ben çok takıntılıyım abi. Ben bu edit tokatlamasına gidiyorum. Kein Problem. Geht nicht auseinander. Kein Problem. Geht nicht auseinander. He always cuts the meat with a knife. There was no pita bread in Reutlingen in 1969, so he simply filled Swabian bread rolls. İşte ama bu güzel. O Schwaben bread roll dediği şey bence Türk ekmeğinden 10 kat daha iyi yani. Ekmekte ya yani, Trabzon ekmeği evet, nadir Trabzon win, rare Trabzon W. Trabzon ekmeği işte bizim o fırından yeni çıkmış klasik Türk ekmeği. Bunlar güzel ama kusura bakmayın. Sour bread konusunda Almanlar hakikaten kral. Yogurt. Sour bread diyorum. Sourdough. Parsley and onions and tomato. And that was probably the first döner kebab in Germany. But Germany's capital Berlin is also considered the birthplace of the döner kebab. The late Dur çağırıyorum. Neredesin? Dur bir dakika. Nasıl ekliyorum buraya? Sağ üstte. Sağ üstte. Add front. Tamam, dur, gördüm. Gel gel Almanya ustası gel. Gel canım.
Ahmet sen de aç. Heh, bir dakika Erlikçim, Ahmet'i de alıyorum. Heh, geldi Ahmet de. Doğayan Almanca. Aç babayı. Alo, ses geliyor mu? Geliyor ya. Bu adam mı icat etti? Ha bu. Ya şu an sikeceğim. Bu var ya bak, dünyanın en ya bu ülkeler arasında savaş çıkaracak bir şey efsanesi. Hay bir dakika. Aç bize. Açıyorum. Aç. Tamam bunu bir dur millete, be. Bunu bir millete nasıl yedirdiler? Bakın aklım almıyor. Ben bunu biliyorum. Açmanıza bile gerek yok. Hikayeyi bin kez dinledim. Kadir Numan. Bin kez bana Almanlar şey öğretmeye çalışıyor. Açıldı kendi, mı? Ha, açıldı tamam. Kendi evet. Mutfağımı öğretmek için bin kez şey yapmaya kalktı. Yok sen... yok diyor. Almanya'da çok hayır bak. Diyor ya. Yavrum bak. Sesin söyle. Geliyor mu? Geliyor söyle. Bak yavrucuğum bu olayın aslı şudur. Bizim ilk Türkolar 50'lerden sonra Almanya'ya geldikleri zaman, o zamanlar import export işi bu kadar yaygın değil. Türk usulü ürünleri Almanya'da yapmaya çalışıyorlar. Tamam mı? Bunlardan biri de döner kebap. Bu adam da Berlin'de bulduğunu iddia ettiği dönerin ondan 15 sene önce başkalarının yaptığı güneyde ortaya çıktı. Çıktı yani, adamlar ortaya çıktı. Ben bundan önce yaptım amına koyayım. İşte fotoğrafı işte fabrikanın kenarında yapıyorum. Adamın yalan söylediği kanıtlı. Buna rağmen 40 yıldır bu adam bir şekilde piyasada dolanıyor. Türkler döner yapmasını bilmiyordu. İşte Almanya'ya geldik, bu Alman döneridir. Sebebi de şu, gencolar bunu da öğrenmiş olun benden. Döner 3,5 milyar euro. Ciro yapar yılda, Almanların milli yemeğidir şu anda. Milli yemeği bak. Milli yemeği. Dolaylı olarak da bak, politika... En faşisti gider protestosu yaptıktan yer, sonra dönerini yer. Çatır çatır. Döneri yer. Adamlar bağımlı. Adamlar bağımlı döner. Fethettik ya. Fethettik. Resmen fethettik. Bu bağımlı yüzden bir hikaye uydurmuşlar. Döner aslında Türk değil de aslında Alman bir şeydi. Bunu politika yaydı. Bu politik tamamen ama politik. Kimse buna inanmıyordur abi. Gerizekalı değil mi? Hepsi inanıyor. Ben okula giderken hocalarım bile, Alman hocalar. Sen biliyorsun ama değil mi? Dönersizden değil aslında falan diye böyle durup dururken bunu anlatırlardı. Böyle bir olay yok. Bu adamın yalan konu bak, ispatlı iddia değil. İddia demiyorum. İspatlı. Bu adamdan 15 sene önceki benim dedemden bile biliyorum, fabrikanın kenarlarında ilk dönercileri o zaman Türk işçileri açmışlar. Yani işçilikten çıkıp ilk kendi işini yapmaya başlayan bunlarmış. Döner yaparlarmış. Ardından import export olayı derken bunlar ekmek bulamadıkları için, Türk ekmeği bulamadıkları için bekaraydan ekmek yaptırıyorlar kendilerine ve bu bekarayda yani fırın bugün sizin bildiğiniz döner ekmeğini, yani Türk ekmeğine maksimum benzeyebilecek ekmek o. Bir Alman nasıl Türk son ekmeği yapsın sana? Peki et bu ben yapıyorlar. Berlin'de bütün hikaye bu bak. Başka hiçbir şey değil. Bütün hikaye bu. Sonra bir şey soracağım. Bak bunu da söyleyeyim. Sonradan bu çok kuvvetlendiği için endüstriyalize oluyor. Türkiye'de olmayan şey bu. Türkiye'de endüstri yok. Hiçbir yerde yok. Endüstriyalize oluyor Alman disipliniyle. Nedir bu? Bu döner şeydir. Spieß dedikleri var ya, şu döner eti. El ile hazırlanmıyor. Hazır bir şekilde. Belli miktarda kilosu 12 euro. Üretlenmiş bir şekilde. Aynen o şekilde. Fabrikalarda yapılıyor. Bu fabrikaları da açanlar da Türk bu arada. Hazır bir şekilde tıpkı pizzanın Amerika'da şey olması gibi. Endüstriyalize olması gibi. Döner de Almanya'da endüstriyalize oluyor. Ve işin artısı şu. Sen hiçbir şekilde gastronomi hakkında bir bok anlamana gerek yok. Yani dünyanın en cahil adamı ol. Çok az bir paraya bir dönerci açabilirsin. Reklam yapmaya da ihtiyacın yok. Anında satış yapabilirsin. Dönerin avantajı bu. Bu adamlar da bu bir kültür savaşıdır. Mesela bak Alper, bizde de niye bu rakıyı köşeye koyup da ayrana yönelme vardı? Elbette alkolden dolayı ama bizim milli içkimiz aslında rakı değildir, şaraptır biliyorsun. Aslen şaraptır. Tabii aslen şaraptır. Yani bu topraklarda bizim tükettiğimiz asıl içki alkol içki. Alkollü içki şaraptır. Allah Allah. İç arabı. Rakı sonradan geliyor. Bu biraz kültür savaşı mi? Anladınız mı? Bu Almanlarda da şu var. İlk başta currywurst olayı falan vardı. Şimdi döner adamları milli yemeği olmuş. Ne diyeceksin? Biz bunu Türklerden mi aldık diyeceksin. Bir hikaye uyduracaksın oraya. Şey soracağım sana. Bu et kalitesi. Ben Berlin'de yediğim dönerde et bayağı iyiydi. Kimde yediğine bir bak. Berlin gibi. Nereden geliyor sorusunun şehirlerde... cevabı gir şey arkadaşlar. Uzo maalesef. Komplike, çok fazla teori var. Ronda dediği gibi tarihte çok fazla geri gitmeye başlarsanız çok da değil aslında. 100 sene önceki olaylarda bile bizim zaten bir gastronomi tarihimiz yok ha. Geçen Muhammed'le konuşuyordum. Bu şey mevzusunda. Küt böreği mevzusunda. Abi. Kürt bereği mevzusu var yani tartışmamız. Abi özrümü kabul eder misin? Geri takip edemediğimiz için bizde gastronomi tarihi yok yazılı bir şekilde. Mesela bunu da konuşmuştuk. Neyse bu ayrı bir konu olsun. Köktür, senin soruna cevap vermek gerekirse. Kimden yediğine bağlı büyük şehirlerde, şaka değil bu arada, Adanalı, Urfalı, Hataylı benden ustalar olduğu zaman bunlar etlerini kendileri yapıyorlar. Hani bayağı ama bayağı özel izin, özel izin onu da söyle yani.
Sen mesela kendi dükkanında döner takacaksın, öyle selamun aleyküm günaydın döner takıyorum diyemiyorsun. Tabii eskiden çok şeyden 80-90'larda böyle mantar gibi her yerden çıkıyormuş. Şimdi hatta bugünlerde mesela bazı şehirlerde, çok yoğun olduğu şehirlerde, dönerci açmak için belediyeden izin istiyorsun. Belediye genelde izin vermiyor. Çok fazla dönerci var ve bu dönerciler de sandığınız gibi full Türk falan değil. Arabı var, Afrikalısı var, bilmem nesi var. Hepsi açıyorlar çünkü döner tanınmış. Yani full Türk'ten elinde olan bir sektör değil. Uzundur öyle değil. Ya ara bir şey döner, ara bir şey döner. Dur şunu, şu döner ve döner kebap arasında Almanlar da bu işi çözmüş. Bir döner buda dediğimiz var. Bir de hakikaten kebapçı dedikleri var. Almanlar da çözmüşler o farkı. Döner buda dediğin abi hazır gelir döneri Aysel'cim sorunuyla cevap vermek için. Genelde hot flash olur, kıyma olur. Ya da hakiki yerden yersin ama sana ikisi de güzel gelebilir. Türkiye'den gelen biri için damağında bu bir orgazma sebep olur. Çünkü hayatında büyük ihtimalle ilk defa düzgün bir şey yiyor. Tabii, kaliteli tabii. Ürünlü. Şey tabii. Yemekten demiyorum arkadaşlar, yanlış anlamayın. Et olarak kaliteli, salat olarak kaliteli. Senin ülkendeki ekmek en kaliteli normal bile... Ekmek olarak Almanlar bizden ileride. Ekmek çeşidi olarak. Yani. Ekmek kültürü vardır adamlarda. Bir evet, de karaya gittim evet. Anlarsın onu. Bir evet. De şöyle bir şey var. Arkadaşlar sizin ülkenizdeki, bizim ülkemizdeki Türkiye'de yetişen birinci sınıf bütün sebze, meyve ne varsa zaten Avrupa'ya gider. Evet. Yani bu sen doğru. Bir Türk olarak belki de ilk defa birinci sınıf domates yediğin zaman köyde falan yemiyorsan eğer bunu Avrupa'da yemen olası. Abi şeyde ben doğu tarafındaysanız, Berlin'e yakınsanız falan Dresden'de Heike diye bir yer var. Gerçekten muazzam. Tavsiyemdir. Deneyebilirsiniz. Bir dakika şunu bitirelim bak, sonra Dubai'yi izleyeceğiz. Döner var. Döner, fast food döneri yerseniz çok büyük bir beklentiniz olmasın. O doyurucudur. Hakiki döner onlar ustalar yaparlar. Onlar da genelde hakikaten ustadır. Gel şunu bir bitirelim sonra Guga'yı açacağım. Guga İstanbul'u gezmiş. Bunu kaçırmayalım. Ya ben bu bilmiyorum. Bu Türk değil mi şu? Da haben wir uns halt immer gefragt, warum das halt bei Döner nicht passiert. Weiß nicht, ob Döner ya bu şey hippie döner. I don't know if kebab is German or Turkish dediğine göre evet, Türk evet. Değil bu. Yok, yes. Türkler de öyle diyor. Almanya'daki Türkler de aynısına inanıyorlar. Aynı hikayeye inanıyorlar. German, Turkish ya tamam da yani... Bakın arkadaşlar Avrupa'daki etno food pazarı komplike pazardır. Özellikle Türklerin pazarı. Ben o işi çok iyi bilirim. O işin muadillerin şeyden ilkleri bilirim yani. İlk adamları bilirim ben. Ben ya bana bunu ilk biliyorum. Söylediler. Sen yine Almancısın. Ben Türkiye'den gelmişim. Kursa başlamışım. Bana Almanca hocam dedi ki, sevgilisi de Türk bu arada. Döner dedi. Alman işidir dedi. Dedim ki senin o amına kafama atarım dedim. Lan nereye dedim lan Alman işi. Hayırdır dedim. Günaydın dedim. Ne oluyor? Öyle bir şey mi var dedim yani. Öyle öyle. Bizim Almancılara da inandı. Hepsine değil bu arada da. Bir kısım özellikle genç Almancılar buna inanıyor yani. Niye bu eleman dolaşan var ya ben buldum diyen eleman. Ya abi nerede sen buldun arkadaşlar ya? Kızmayın. Kızmayın Almanlara. Yemeyenin malını yerler. Siz savunuyor musunuz? Ha? Dil öğreniyor musunuz? Almanlara oğlum 3000 senedir uyduruyorum. Döner var bizde. Sen mevzu, kimsin? Dostum, sen bak, kimsin diyor musun adama? Demiyorsun. Amerika'ya bile ya bunun için bir gastronomi tarihçen olacak. Bizde yeni daha. Gastronomi tarihi bak çok önemlidir. Kebapların çeşitleri tarihi. Erzurum'da mesela nereden gelmiş? İlk kim yapmış? Yıl geriye gidip cağ kebabını araştırabilirsin Erzurum'da. Oğlum cağ kebabı çok güzel tarihi var. Ben Bahadır'ı anlıyorum. Sürekli cağ kebabı yiyen bir adam olarak Bahadır'ı anlıyorum. Anlıyorum yani. Şey de meşhurdur mesela Almanların gulaşı vardır. Meşhur. Bilir misiniz? Ama gulaş da şey. Gulaş Macar değil mi? Hayır normal. Kul aştan gelir. Kul aştan gelir. Tamam işte Macar. Macaristan'da. Osmanlı'dan yani, Osmanlı Macar. Evet Osmanlı. Ottoman Hungary'de oluşmuş. Biliyorsun. Yok lan bayağı cephede dağıtılan kul aş diye dağıtılan oradan geçmiş cepheden geçmiş. Ah be Macaristan. Ah be Macarlar. Canlarım benim. Şey dönercilerin burada faydası yok. Bayağı yoğurtu yemekle birlikte yiyorlar. Dönerin üstüne yoğurt koydurtuyorlar. Mesela lahmacun. Lahmacunu Almanlar biliyor Türk pizzası diye. Nereden hazır, biliyorlar? Hazır abi lahmacun. Nereden biliyorlar? Nereden biliyorlar? Dönercilerden biliyorlar Türk pizzası diye. Turkish pizza diye lahmacunu. Bak. Mesela Kim Kardashian o yüzden gelip de şey diyemez bu Ermeni pizzası falan diye satamaz anladın mı Almanya? Bak kültürel şey anlıyor musunuz önemini? Bu dönerci mevzusunu. Niye Almanya ısrarla bunu Almanya yemeği diye tatmaya çalışıyor? Bu değil. Whole Foods. Bir şey göstereceğim size. Niye UK'ye gidiyor köpek? Allah'ın belası. Amerikan Whole Foods açsana. Nasıl beni zorla ülkeye zorluyor bu? Nasıl açacağım ben? Dur. Ya yeter artık küfretme ya İngilizlere. Whole Foods USA. Dostum bak büyük oyun yok. Anlamadın şu. 3,5 milyar euroluk bir endüstri var diyorum sana. 3,5 tamam. Milyar euroluk yılda. Bak. Şimdi bunun üreticisi, dağıtıcısı, distribütörü, lojistik altyapısı full Almanya'da.
Berlin'de. Nereye satıyor bu adam? Hollanda'ya satıyor. Danimarka'ya satıyor. İngiltere'ye bile satıyor. Fransa'ya satıyor. Bütün Avrupa'ya döner malzemeleri bu dönerciler için, fast food için Almanya'dan gidiyor. Almanya kendisini orada bir endüstri yaratmış. Farkındasın değil mi bu şu anlattığım? Yok.